Şimdi 28 Şubat'la ilgili sizin de zaman zaman yorumlarınızı aktardığınız yazıları okuyoruz. Şimdi postmodern darbe diyoruz, kansız darbe diyoruz ama siz en kanlı darbe olarak niteliyorsunuz 28 Şubat'ı. Neden böyle bir tanımlama içerisine giriyorsunuz? Şimdi devam eden davalar var. Bu davalar ilerledikçe ve sonuca kavuştukça neden en kanlı darbe 28 Şubat dediğimi daha iyi anlayacağımızı tahmin ediyorum. Çünkü hala perde gerisinde duran, karanlıkta kalmış olan gerçekler var. Bu gerçekler ortaya çıkmadığı için de böyle şirin, postmodern, silah, kan olmadan yapılmış bir müdahale gibi süslü püslü gösteriliyor halka. Bu gerçekler ortaya çıktığında 28 Şubat'ın nasıl bir kanlı darbe olduğunu ve Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşanan darbeler içerisindeki en kanlısı olduğunu daha iyi anlayacağımızı düşünüyorum. Şimdi bakın, 1960 ilk askeri darbedir. Onun öncesine bakacak olursak zaten Cumhuriyet'in kuruluşundan bu yana bu devlet hiçbir zaman sivil tarafından yönetilmemiştir. Hep askerler tarafından yönetilmiştir. Hep cumhurbaşkanlar, bakın Özal'a kadar hepsi askerdir. 1960 darbesinden sonra idam edilen insanlar var, sınırlı sayıda. 80 12 Eylül darbesinden sonra idam edilen insanlar var, sınırlı sayıda. Bunlar kanlı darbeler. Ama bunların içerisindeki en kanlı darbe bence 28 Şubat darbesidir. Neden diyeceksiniz? 1990'la 2003 yılları arasında Türkiye'de 17.800 civarında faili meçhul cinayet işlenmiştir. Evet. Yani demek ki 13 senelik 1990-2003 yılları arasında 17.800 küsür faili meçhul cinayet var. Bütün bu cinayetlerin ben sıradan cinayetler olduğunu düşünmüyorum. Türkiye'deki derin yapılar eliyle yapılmış, uygulanmış cinayetler olduğunu düşünüyorum. Bu 17.800 küsür faili meçhul cinayetin 3.600 kadarı 28 Şubat döneminde yaşanmıştır. Bakın, Saadettin Tantan'ın İçişleri Bakanlığı yaptığı dönemde Sincan'dan, Konya'dan, Adana'dan, İstanbul'dan, Türkiye'nin çeşitli yerlerinden füze gibi gömülmüş insanlar çıkarıldı. Evet. Cenazeler, cesetler çıkartıldı. Böyle herkes ihbar edenler oldu. Şurada var, şurada var, şurada var diye. Ve o cinayet cesetler çıkartıldı. O cinayetleri kim işlemişti acaba? O yeri gösteren kişiler nereden biliyordu orada cesetler olduğunu? İşte daha çıkmamış 17 bin küsür cinayet ve ceset var Evet. bu ülkede. Bunların 3.600 küsürü 28 Şubat döneminin ürünü ve 28 Şubat darbesinin ürünü olduğunu düşünüyorum. O sebeple de böyle süslü püslü postmodern bir darbe değil 28 Şubat. Kesinlikle en kanlı darbe olduğu kanaatindeyim. Bu 3.600'le de sınırlı değil. O zamanın derin yapısının 11.800 civarında ismi tespit ederek, nasıl ki burada memurlar fişlendilerse, o şekilde tespit edilen isimlerin ortadan kaldırılmasına dönük kararlar alındığını duyuyoruz. Evet. O sebeple de yani aslında hedeflediklerinin üçte birini ancak ortadan kaldırabilmişlerdir 28 Şubat döneminde. Üçte ikisini ortadan kaldıramadılar. Mesela Esat Coşan Hoca'nın yurt dışına gitmesinin sebebi ölüm listesine alındığı için olduğuna dair çok ciddi kaynaklardan duyumlarımız var. Fethullah Gülen Hoca'nın yurt dışına gitme sebebinin o listede isminin yer almasından kaynaklandığına dair çok ciddi bilgiler var. Evet. O sebeple de bir kısmını uygulamışlardır, bir kısmını uygulayamadan bitmiştir.